Arkadaşlar, LGS Şubat ayı Türkçe dersi örnek sorularının çözümüyle karşınızdayız. Birinci sorumuz bir deyim sorusu. Numaralanmış sözlerden hangileri bu metinde geçen yüreğinde davullar gümbürder sözüyle anlatılmak isteneni karşılar? Yüreğinde davulların gümbürdemesi, heyecan duymak, sevinmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Şimdi metnimizi okuyalım. Birileri bana, dünyanın en ilginç canlısını görmek ister misin diye sorsa, cevabım kuşkusuz evet olurdu. Ve içim içime sığmazdı. İçi içine sığmamak deyimi, heyecanlanmak, coşkunluk duymak anlamında kullanılan bir deyimdir. Dolayısıyla, yüreğinde davulların gümbürdemesi sözüyle aynı anlamdadır. Metnimize devam edelim. Bu sorunun küçük bir çocuğa yöneltildiğini düşünelim bir de. Hiç şüphesiz yüreğinde davullar gümbürder, bu canlının nasıl bir şey olduğunu görebilmek için yerinde duramazdı. Yerinde duramamak deyimi ise yine heyecanlanmak, coşkunluk duymak anlamında kullanılan bir deyimdir ve yüreğinde davulların gümbürdemesi sözüyle aynı anlamdadır. Son cümlemiz sevinçten adeta deliye dönerdi. Bu cümlede kullanılan deliye dönmek deyimi ise çok sevinmek, çok üzülmek, çok kızmak anlamlarında kullanılır. Fakat burada cümlede kazandığı anlamına bakmamız gerekir. Cümlemiz sevinçten deliye döndü olduğu için deyimimizi cümlenin anlamından bağımsız olarak düşünemeyiz. Bu deyim de yüreğinde davullar gümbür demekle benzer bir anlamda kullanıldığı için doğru cevabımız D seçeneği olur. İkinci sorumuz şu şekilde. Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi metnimizi okuyalım. Bir araştırmada 5 yaşındaki çocuklardan oluşan iki gruba bir çocuk programı izletildi. Gruplardan birinin odasına ilgi çekici birçok oyuncak kondu. Oyuncak bulunmayan odadaki çocuklar programın %87'sini izlerken, oyuncak bulunan odadaki çocuklar sadece %47'sini izlediler. Fakat bu iki gruptaki çocuklar programın ne kadarını hatırladıklarını ve anladıklarını ölçen bir teste tabi tutulduklarında iki grupta yüksek puanlar aldı. Bu durum karşısında şaşkına dönen araştırmacılar şöyle bir açıklama yaptılar. Şimdi seçeneklerdeki açıklamalara bir bakalım. A. Çocukların bir hedefe odaklanabilmeleri için bulundukları ortamın mümkün olduğunca dikkatlerini dağıtacak unsurlardan arındırılması gerektiğini tespit ettik. Hayır, bu doğru değil. Çünkü oyuncak olan ortamda %47 oranında televizyon programının izlenmesine rağmen hatırlama ve anlama ile ilgili sonuçlar benzer çıkmıştır. Bu yüzden bu seçeneği eleriz. B. Oyuncakların bulunduğu odadaki çocukların dikkatlerini oyuncaklarla oynama ve programı izleme arasında kolaylıkla bölüştürebildikleri sonucuna ulaştık. Evet, bunu söyleyebiliriz. Çünkü oyuncaklı grup %47 oranında programı izlemelerine rağmen anlama açısından oyuncaksız grupla aynı performansı göstermiştir. Bu, dikkatlerini iki unsur arasında bölüştürebildiklerini gösterir. C. Anlaşılan o ki öğrenmenin niteliği, öğrenene ait özellikler kadar içinde bulunulan ortamdaki televizyon, oyuncak ve diğer insanlar gibi dış uyarıcılardan da etkilenmektedir. Buna göre grupların birinde oyuncak vardı fakat diğerinde yoktu. İkisi arasında herhangi bir fark ortaya çıkmadığına göre etkilendiğini söyleyemeyiz. O yüzden bu seçeneği de eleriz. D. Hatırlama, sezme, anlama ve hayal kurma becerileri dikkate bağlı olarak gelişmektedir. Bu becerilerle alakalı bir bilgi yoktur. Bu sebeple D seçeneğini de eleriz. Doğru cevap B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz bir sıralama sorusudur. Şimdi sorumuzu okuyalım. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? Bu tarz sıralama sorularını çözerken yapı ve anlam olarak birbirlerini tamamlamalarına bakılmalıdır. Şimdi numaralanmış cümleleri bu açıdan inceleyelim.
1. Unutulma hakkı, bireyin ulusal ve uluslararası metinlerde çerçevesi çizilen her türlü kişisel verisinin korunmasını sağlayan bir haktır. 1. maddede unutulma hakkının tanımı yapılmıştır. 2. Bu durumu ortadan kaldırmak için kişisel verilerin korunması hakkının bir görünümü sayılabilecek olan unutulma hakkı kavramı gündeme gelmiştir. 2. maddede cümleye bu durum diye başlanmıştır. Fakat burada ifade edilen bu durum 1. madde ile alakalı değildir. 1. maddede sadece bir tanım yapılmıştır. Unutulma hakkı kavramının tanımının verilmesi, bu kavramın ilk kez burada kullanıldığı anlamını çıkarmamızı sağlar. Dolayısıyla 1. maddenin 2. maddeden önce olma ihtimali yoktur. 3. Kişisel veriler dijital ortamlarda bir kez paylaşıldığında bu ortamda kayıt altına alınmakta, kimi zaman üçüncü kişiler tarafından bireyin rızası dışında kullanılabilmektedir. Bu maddede bireyin rızası dışında kullanılabilmek kavramı bize bir durumu verir. 2. maddede de ifade edilen durum kişisel verilerin korunması ile ilgilidir. 3. maddede söz edilense bu durumun kayıt altına alınması ile ilgilidir. Bu duruma göre 1. maddenin 3. maddenin yerinde olması, 3. maddenin ise 1. maddenin yerinde olması gerekir. Çünkü 4. madde bu hak diye devam edip 1. maddedeki unutulma hakkına gönderme yapmaktadır. Bu yapı ve anlam bütünlüğüne göre soruyu incelediğimizde 1. madde ile 3. maddenin yer değiştirmesi gerektiğini anlarız. Doğru cevap B seçeneğidir. 4. ve 5. sorular görsel üzerinden metni yorumlama sorularıdır. Öncelikle 4. sorumuza bakalım. Bu metne göre ceviz ve mısırın kan şekeri üzerindeki etkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Metnimizi okuyalım. Glisemik indeks, karbonhidrat içeren gıdaların kan şekerini yükseltme oranını ölçen bir değerdir. Glisemik indeksi düşük olan gıdalar tüketildikten sonra kan şekeri yavaş yavaş doğal düzeyin üzerine çıkıp orta düzeye yaklaşır. 2 saat içinde de doğal düzeye iner. Bu gıdalar yavaş sindirildiği için uzun süre tok tutar. Kişiyi şeker, tansiyon ve kalp hastalıklarına karşı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Burada dikkat etmemiz gereken, glisemik indeksi düşük olan gıdalar tüketildikten sonra kan şekeri yükseliyor ve orta düzeye yaklaşıyor. 2 saat içerisinde de doğal düzeyine geri dönüyor. Veriler önemli çünkü seçeneklerde saatler veriliyor. Metnimizi okumaya devam edelim. Yüksek glisemik indeksli gıdalar tüketildiğinde ise kan şekeri yarım saat içinde en yüksek düzeye ulaşır, 1 saat dolmadan da doğal düzeyin altına düşer. Bu gıdalar kan şekerinde dalgalanmalara yol açar ve uzun vadede vücutta yağlanmaya, şeker ve kalp hastalıklarına neden olur. Sorumuzda bize sorulan ceviz ve mısırdır. Ceviz, glisemik değeri düşük olan bir gıdayken, mısır, glisemik değeri yüksek bir gıda olarak verilmiştir. Şimdi biz cevizin 2 saatte doğal değere indiği seçeneklere bakacağız. C ve D seçeneğinde ceviz 2 saatte doğal değerine iniyor, fakat B seçeneğinde doğal değerinin altına iniyor. Bu yüzden B seçeneğini eliyoruz. A seçeneğinde de orta seviyenin üzerine çıkıyor değer, oysa orta seviyeye yaklaşması gerekiyordu. Bu yüzden A seçeneğini de eliyoruz. Geriye iki seçeneğimiz kalıyor. C ve D. Şimdi gelelim mısırdaki duruma. Mısır yarım saat içinde tepe noktasına ulaşmalı, 1 saatten sonra da doğal düzeyin altına inmeliydi. Fakat D seçeneğinde 1 saatte yüksek seviyeye çıkıp 2 saatte doğal düzeyin altına iniyor. Bu sebeple D seçeneğini de eleriz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 5. sorumuz da verilen metne bağlı bir sorudur. Sorumuzu okuyalım. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? A. Patates, vücuttaki yağ oranının artmasına neden olabilir.
Glisemik indeksi yüksek olduğu için doğru bir cümledir. B. Elma kan şekerinde ani değişikliklere yol açmaz. Elmanın glisemik indeksi düşük olduğu için doğru bir cümledir. C. Brokoli yavaş sindirilen bir besin olduğu için uzun süreli tokluk sağlar. Brokoli düşük glisemik indekse sahiptir ve paragrafta söz edildiği üzere yavaş sindirildiği için uzun süre tok tutar. Yani bu seçenek de doğrudur. D. Karpuz kişinin hastalıklara karşı direncini artırır. Karpuz kişinin hastalıklara karşı direncini artırmaz çünkü glisemik indeksi yüksektir. Glisemik değeri yüksek olan besinler de vücutta yağlanmaya ve çeşitli hastalıklara sebep olur. Bu sebeple D seçeneği doğru cevaptır. Altıncı sorumuz ise şu şekildedir. Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu cümlelerde ifade edilenlerin tümüne değinilmiştir? Bu soruda bizim dikkat etmemiz gereken tümüne sözcüğüdür. Cümlelerimizi okuyalım. Bal arıları bitki varlığının devamı için önemli bir katkı sağlar. Bal arılarının toplu ölümü günümüzün önemli problemlerindendir. Bal arılarının yok olması ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A. Arılar taşıdıkları polenlerle 130 binden fazla bitkinin üremesine katkıda bulunuyor. Bu cümlede görüyoruz ki bitki varlığının devamından bahsedilmiş. Devam edelim. Ancak suni gübre, tarım ilaçlarının yoğun kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle arılar yaşamını hızla yitiriyor. Bu cümlede ise arı ölümlerinden bahsetmiş fakat arıların toplu ölümlerine değinilmemiştir. Devam ediyoruz. Arıların sayısının azalmasıyla birlikte pek çok bitkinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Bu cümlede ise hiçbir araştırmadan bahsetmediği için A seçeneğini eliyoruz. B. Arıların yaşamı tehdit altında. Zorlu kış şartları, hastalık yapıcı organizmalar ve küresel ısınma gibi sebepler arıların sayısını her geçen gün azaltıyor. Bu cümlede arıların toplu ölümlerinden bahsediyor. Devam edelim. Bir biyoteknoloji şirketi arıların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve ölümlerini azaltmak için farklı ürünler geliştirmeye başladı. Bu cümlede de araştırma maddesinden söz etmektedir. Bu seçenekte bitki varlığının devamından söz edilmediği için B seçeneğini de eleriz. C. Bal arıları çiçek tozlarını taşıdığı için bitkilerin çoğalmasında önemli bir rol oynuyor. Bu cümlede bitki varlığının devamına değinilmiştir. Ne var ki son yıllarda birçok ülkede bal arısı topluluklarında işçi arılar aniden yok oluyor. Bu cümlede ise bal arılarının toplu ölümlerine değinilmiştir. Araştırmacılar bu sorunu çözmek amacıyla 5000 bal arısına minik algılayıcılar takarak bu arıların gittiği yerleri belirleyecek ve arıların sayılarının azalma nedenlerini tespit etmeye çalışacak. Cümlesinde ise araştırmalar yapılmaktadır. Sonucuna ulaşabiliriz. Bu sebeple doğru cevap C seçeneğidir. Fakat D seçeneğine de bakalım. D. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, bal arılarının popülasyonunu korumak amacıyla daha önce yerleşim için kullanılan ancak artık kullanılmayan bölgelerin bal arıları için sığınaklara dönüştürülebileceğini belirtiyor. Bazı araştırmacılar polen taşıyan böceklere yaşam alanı sunan doğal yaşam dostu çiftçilik ve bahçeciliğin de bal arılarına olumlu etkisi olabileceğini söylüyor. Bu seçenekte arı ölümleriyle ilgili bir cümle yoktur. Sadece araştırmalardan bahsediyor. Bu sebeple D seçeneğini de eleriz. Doğru cevap C seçeneğidir. Yedinci soru bir sözel mantık sorusudur. Ayşe, Burhan, Cenk, Deniz, Ebru ve Ferhat'tan oluşan yeşil, mavi ve beyaz takım pas atma oyunu oynayacaktır. Bu tür soruları tablo yaparak çözerseniz işiniz kolaylaşacaktır. Verilen kişilerin isimlerinden oluşan bir tablo hazırlayınız. Tablonun üst bölümünü üçe ayırarak yeşil, mavi ve beyaz takım yazınız.
Şimdi ilk öncülümüzü okuyalım. Her takımda ikişer oyuncu vardır. Çizdiğimiz tabloda takımların alt sütununa her takımın iki kişiden oluşacağını yazınız. Beyaz takım mavilere, maviler yeşillere, yeşiller de beyazlara pas atacaktır. Böylece bir döngü oluşuyor. Ayşe yeşil takımdadır. Ayşe'yi yeşil sütununa yazalım. Deniz ve Ferhat aynı takımdadır. Verilen bu bilgiye göre Deniz'in ve Ferhat'ın yeşil takımda olamayacağı bilgisine ulaşırız. Cenk Ebru'ya pas atıyor. Deniz Ayşe'ye pas atıyor. Burhan Ferhat'a pas atıyor. Önce Ayşe'ye pas atana bakmalıyız ki o kişinin hangi renk takımda olduğunu bulabilelim. Deniz Ayşe'ye pas atıyorsa demek ki mavi takımdadır. Çünkü maviler yeşillere pas atmaktadır. Deniz mavi takımda olduğuna göre Deniz ve Ferhat aynı takımda olması gerektiğine göre Ferhat da mavi takımdadır. Bu durumda Burhan da Ferhat'a pas atacaksa Burhan'ın da takımının rengini bulabiliriz. Ferhat mavi takımdaysa mavilere pas atan takım beyaz takımdır. Bu sonuca göre Burhan beyaz takımdadır. Cenk ve Ebru ile ilgili bir bilgimiz yok. Cenk Ebru'ya pas atacaksa Cenk yeşil takımda, Ebru beyaz takımda olabilir. Şimdi seçeneklerimizi inceleyelim. A seçeneğinde Ayşe ile Cenk aynı takımdadır demiş. Evet, bunu söyleyebiliriz. B seçeneğinde Burhan ile Ebru farklı takımdadır. Hayır, bunu söyleyemeyiz. İkisi aynı takımdadır. C. Deniz'in yeşil takımda olduğunu söylüyor. Fakat Deniz mavi takımdadır. Bunu söyleyemeyiz. D seçeneğinde Ferhat beyaz takımdadır denilmiştir. Fakat bunu söyleyemeyiz. Çünkü Ferhat mavi takımdadır. Doğru seçenek A'dır. 8. sorumuz şu şekildedir. Yer tamlayıcısı, cümlede yönelme, bulunma, ayrılma bildiren ve yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ögedir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur? A. Arkeologlar kazı çalışmalarına katılmak için Göbekli Tepe'ye gitti. Şimdi yer tamlayıcısını bulmak için cümlemizin yüklemine nereye sorumuzu soruyoruz. Nereye gitti? Göbekli Tepe'ye. Yani yer tamlayıcısı vardır. Bu seçeneği eleriz. B. Yazar uzun zamandır ailesiyle birlikte bahçeli bir evde yaşıyor. Yer tamlayıcısını bulmak için yaşıyor yüklemine nerede sorusunu soruyoruz. Cevap bahçeli bir evde olarak karşımıza çıkıyor. Bu B seçeneğinde de yer tamlayıcısı olduğunu bize gösteriyor. Bu yüzden bu seçeneği de eleriz. C. Müzeyi her gün 9:30-18 saatleri arasında gezebilirsiniz. Burada da dolaylı tümleç eki olan Deda eki vardır. Fakat yükleme sorduğumuz soru ne zaman sorusudur. Ne zaman sorusunun cevabı zarf cümlecidir. Buna göre C seçeneğinde yer tamlayıcısı yoktur. D seçeneğine de bakalım. Örümcek ağının ipeği örümceğin içinde sıvı halde bulunur. Yükleme nerede bulunur diye sorduğumuzda örümceğin içinde şeklinde aldığımız cevap yer tamlayıcısıdır. Bu sebeple bu seçeneği de eleriz. Doğru cevap C seçeneğidir. 9. sorumuz bir görsel yorumlama sorusudur. Seçenekleri okuyarak görselle karşılaştırıp sorunun çözümünü yapacağız. Sorumuz şu şekilde. Bu tablolardan hareketle yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A seçeneğimizi okuyalım. Salı günü havanın sağanak yağışlı, sıcaklığın 13 ila 17 santigrat derece arasında olması, rüzgarın saatte 23 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Salı gününün sağanak yağışlı olduğunu görüyoruz. Sıcaklık ile ilgili en düşük ve en yüksek sıcaklığı kontrol ettiğimizde seçeneklerde verilenlerin doğru olduğunu görüyoruz.
Rüzgarın da 23 kilometre hızla estiğini görüyoruz. Dolayısıyla A seçeneğindeki açıklama doğrudur. A şıkkını eliyoruz. Şimdi B seçeneğimizi okuyalım. Çarşamba gününün gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve nem oranının önceki güne göre artacağı tahmin ediliyor. Çarşamba gününe bakalım. Evet, gök gürültülü sağanak yağışlı görülüyor. Nem oranının da bir önceki nem oranından fazla olduğunu görüyoruz. Bir önceki oran 64 ve 92 iken çarşamba günü 83 ve 98'dir. Bu sebeple B seçeneği de doğrudur. Bu seçeneği de eleriz. C seçeneğini okuyalım. Perşembe günü havanın yağmurlu, sıcaklığın 6 ila 9 santigrat derece arasında olacağı ve nem oranının önceki güne göre azalacağı tahmin ediliyor. Perşembe gününe bakalım. Evet, havanın yağmurlu olacağı görünüyor. Sıcaklık değerlerine baktığımızda da doğru olduğunu görüyoruz. Nem oranına baktığımızda da çarşamba günü nem oranının 83 ve 98 olduğunu fakat perşembe günü 71 ve 83 olduğunu yani bir önceki güne göre azaldığını görüyoruz. Bu sebeple C seçeneği de doğrudur. Bu seçeneği de eleriz. D seçeneğini okuyalım. Cuma günü yağışların azalması, havanın az bulutlu olması, sıcaklık ve rüzgar hızının önceki güne göre artması bekleniyor. Cuma gününe baktığımızda yağış simgesi görmüyoruz. Evet, yağışlar azalıyor. Fakat havanın az bulutlu olması beklenirken, Cuma günündeki hadiseye baktığımızda çok bulutlu havayı ifade eden simgeyi görüyoruz. Dolayısıyla burada bir yanlışlık vardır. Sorumuza göre doğru cevap D seçeneğidir. 10. sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki parçalardan hangisi gün batımından sonra neden uykumuz gelir sorusuna cevap vermektedir? A seçeneğimizi okuyalım. Yaşımız ilerledikçe vücudumuzda melatonin hormonu daha az salgılanıyor. Bu nedenle uykuda geçirdiğimiz zaman azalıyor. Bebekken neredeyse günün tamamını uyuyarak geçiriyoruz. 6-12 yaşlarındayken günde 9-10 saat uyuyoruz. Ninelerimizin ve dedelerimizin yaşına geldiğimizde ise uykuda geçirdiğimiz süre azalıyor. Bu seçeneğimizde uykuda geçirdiğimiz zamanın azalmasından bahsediliyor. Gün batımından sonra neden uykumuzun geldiği ile ilgili bir bilgi yok. Bu sebeple A seçeneğini eleriz. B seçeneğimizi okuyalım. Bilim insanları uykuyu çeşitli evrelere ayırmıştır. Bu evreleri uykuda sırasıyla deneyimlemeye başlarız. Derin uyku evresinden sonra hafif uyku evresine kısa süreli bir dönüş yapar ve sonra REM uykusuna geçeriz. Her bir döngü ortalama 90 dakika sürer ve bir gecede 4 ya da 5 kere tekrarlanır. Bu seçenekte ise uyku evrelerinden bahsedilmiştir. Yine bize sorulan gün batımından sonra neden uykumuz gelir sorusuna cevap yoktur. Dolayısıyla B seçeneğini de eleriz. C seçeneğimizi okuyalım. REM uykusunun en dikkat çekici yanı rüyalarımıza ev sahipliği yapması. Aslında uykumuzun herhangi bir aşamasında rüya görebiliyoruz. Ama REM uykusunda rüya görme olasılığımız daha fazla. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi bu evrede beynimiz çok etkin. C seçeneğinde REM uykusundan bahsetmektedir. Ve yine gün batımından sonra neden uykumuz gelir sorusunun cevabı yoktur. Bu sebeple C seçeneğini de eleriz. D seçeneğimizi okuyalım. Melatonin hormonunun salınımı akşam gün ışığının ortadan kalkmasıyla artmaya başlıyor. Gece saat 2 ve 4 arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Güneşin doğuşuyla da bu seviye tekrar düşmeye başlıyor. İşte bu yüzden akşamları uyku gereksinimimiz doğuyor. Ve sabah uyandığımızda güne başlamaya hazır hissediyoruz. D seçeneğinde ise son cümle olan işte bu yüzden akşamları uyku gereksinimimiz doğuyor ve sabah uyandığımızda güne başlamaya hazır hissediyoruz cümlesi bize gün batımından sonra neden uykumuzun geldiği ile ilgili bir paragrafın sonuç cümlesini veriyor. Bu sebeple D seçeneği doğru cevaptır.